Senin mikrofon tutulduğu andan itibaren kısa konuşmadığını da biliyorsunuz. Ama benim de öğretim üyesi olmam hasebiyle ona mutlaka riayet etmem gerektiğine de inanıyorum. Değerli hemşehrilerim, dün bir tweette kullanmıştım ama bir kez daha dün onun için kullandığımı ifade edeceğim. İnsanı iki şey anlatır. Her şeyi yokken gösterdiği sabır, her şeyi varken takındığı tavır. Hazreti Mevlana'nın bir sözü. Bunu niçin söylüyorum? Biz hiçbir zaman, hiçbir şekilde millete tepeden bakmayacağız dedik. Sayın Başbakanımızın yola çıkarken ifade ettiği bir kavram, bir söz ve bizlere de talimatıdır. Biz millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. İşte ak kadronun, ak insanları, kurumsal kimliğin en güzel belirtisi, eğer ki biz faydalı olmak istiyorsak, vizyoner ve misyoner bir çerçevede sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmek istiyorsak, öncelikle bireysel olarak bizim donanımlı olmamız gerekir. Aksi takdirde donanımlı olmayan bir birey pek tabii ki kendisine faydası olmadığı gibi davasına da faydası olmaz. Ama elhamdülillah ki, çok şükür ki öyle bir yere geldik, öyle bir noktaya geldik ki biz artık sizlerin sayesinde çok daha güzel kadrolarla işinin bilincinde öncelikle kendisini donatan, kendisini yetiştiren, sonrasında da etrafına, iline, ülkesine, milletine faydalı olan bireyler olma yolunda adımlar atıyoruz. Söylenecek çok söz var. Ancak eğitim nerede olursa olsun, hangi platformda olursa olsun elbette ki önemlidir. Ancak ben bu eğitime bir kavram eklemek istiyorum. Bu da faydalı olan eğitim. Bu nedir bu faydalı eğitim? Değer yargılarıyla örtüşen eğitim. Yani örf, adet, gelenek, görenek, tarih, coğrafya, büyük, küçük, millet, bayrak, vatan sevgisiyle dolu olan eğitim faydalı eğitimdir. Aksi takdirde sadece o meşhur söz akla gelir, söylemeyeceğim. O da öğretimden ibaret kalır. Onun için biz bu değer yargıları çerçevesinde bu eğitim programlarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Eğitiminizin şimdiden başarılı, heyecanlı, verimli geçmesini diliyor. Hepinizi saygıyla. Yapıyoruz. Bugüne kadar 1926 tane öğrenciniz oldu ve bunlar mezun oldular, sertifikalarını aldılar. 8 hafta sürecek bu eğitim çalışmamızın Urfa'mızın siyasetine, kültürüne pozitif katkıda bulunacağına inanıyorum. Bu arada bu programlarımızı hazırlayan Arge Başkanımız Nusret Urmak Bey'e ve akademimizin koordinatörü Fatih Kahya Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Ve bu çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinize saygıyla selamlıyorum. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi İletişim ve Beden Dili dersiyle burada ilk dersine başlayacaktır. Daha sonra da ikinci dersimizde, belli bir aradan sonra ikinci dersimizde Profesör Doktor Ömer Çaha beyefendi Türkiye'nin toplumsal yapısıyla ilgili derslerini vereceklerdir. Özellikle gerçekten daha konsantre olursak çok faydalı olacaktır. Ben bu arada bizim gibi ya. Of! Nereden çıktı bu?
Deyip yalan vardı. Bak şimdi onlar. Biz parmak avutmaktan korkan bir toplumuz. Evet. İlk okuldan beri gelen bir alışkanlık. Falan. Evet. Sol beyinle buyurun. Oturun lütfen oturun. He. Lütfen. Evet. Ne dersiniz? Aynaya baktığım zaman. Evet. Kendim de arkasından çok çalışmam gereken sorumluluklarını düşünüyorum. Evet. Bugün de öyle geldiniz. Evet, sağ beyine bakalım o zaman. Bak bu adam gelmiş, iletişim anlatacak. Beraber karşılıklı anlatacak. Sizin bizden, bizim sizden faydalanacağımız şeyler var. Güzel. O zaman iletişimde, siyasette ilk dakika çok önemlidir. Siyasette ilk dakika adamı bir görüşten tanırım. Şöyle bir bakayım, size ne olduğunu söyleyeyim. Sayın Başkan. Evet. İlk görüntü kapalı değil değil mi? İletişim yok. Ya bu adam. Nereden geliyor? İlk izlenime dikkat edin. Peki bu ilk izleninde. Bakın arkadaşlar şu anda siyasetten de politik olarak da şu anda siz benden aktifsiniz. Nasıl peki? Ben aktif. Evet hocam çok konuşuyor. Aktif olan sayısı. Biz niye aktifiz? Diyen var mı? Siz niye yapmışsınız şu anda mesela benden? Katılmak ister misiniz? Konuşuyor musunuz değil mi şu anda? Evet. Yok yok burada konuşuyorsunuz ama şu anda. Bedeniniz konuşuyor. Evet ben sesli konuşuyorum. Evet. Yok yok. Hocam ben de konuşuyorum. Benim vücudum konuşuyor. Bak işte beden dili devreye giriyor. Benim vücudum konuşuyor dediğin anda bakın neler devreye giriyor. Göz. Buradan başlıyoruz. Ayağa kadar, ele kadar. Hepsinin bir anlamı var. Şunun bir anlamı var. Siyasette böyle yapıyorsun bir anlamı var. Böyle yapıyorsun bir anlamı var. Böyle yapıyorsun bir anlamı var. Ayağa ayak sürüyorsun bir anlamı var. Neden biz diyeceğiz? Bakın herkese, herkese bunlar anlatılmaz. Herkesin de bilmesi gerekmez. Ama eğer siyasetçi olacaksanız, siyasetin içinde yer alacaksanız, beden dili ve iletişimi iyi bilmemiz lazım. Bu bir şart. Yoksa biz herkes dinlemiyoruz ya. Herkes öğrensin bunları. Herkes gözden nereye bakıyor bilsin. Şimdi selam veriyor. Elinde telefon böyle selam veriyor falan. Bunlar değil mi? Bak. O ne diyorsun? Bana değer vermiyor. Bak basit bir şey. Göz. Ama işte iletişim içerisinde yer alıyor. Efendim gidiyoruz seçmenin ayağına. Seçmenin yüzüne bile bakmadan geliyoruz. Oturmuyoruz falan. Bu örnekleri vereceğim bir hafta. Sayın Başbakan'dan da örnekler alacak. Hepsi resimlerle anlatacağız. Bak ne kadar önemli olduğunu vurgulayacağız. Onun için şimdi yüzlerimiz biraz daha böyle herhalde aktif şekilde duracaktır. Bak neden? İletişimde bir de ne önemliymiş? İletişimdeki tarafta aktif olmalı. Evet. İki tarafın aktif olması önemlidir. Peki devam edelim. Kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60. Kelimeler. Ortalama bir bayan günde kaç kelime tüketir? Bir erkek kaç kelime tüketir? Bayanlar kaç kelime, erkekler kaç kelime? Efendim? 3-5 katı var Allah biliyor. Evet, 3-5 katı var. Bayanlar kaç kelime ortalama? Kadın babalar başkanımız var mı? Ankara'da. Ankara'da. Yardımcısı. Buyurun. Siz ortalama kaç kelime tüketirsiniz? Tahmin bayanlar olarak. Evet. Bayanlar da almış bir örnek. Sen de çalmış tabii. Şimdi ortalama bayana sağ soracağız. Şanlıurfa'da bayanımıza sağ sorduk. Buyurun. Merhaba Sağlık Taş diyeceğim. Sağlık yok. Şimdi hakikaten sordun az önce ya. Yani arkadaşlar. Değil mi? Demin erkek olarak algıladı. Çok da aktifazdı. Sağlık Taş diyeceğim. Böyle sorulur mu? Öyle evet, sesin daha çok incelmesi gerekmiyor burada. Sesin biraz daha kibarlaşması, daha incelmesini bekliyorlardı senden bayandan da. Yani programı şimdi ses tonu açısından bahsettim. Siz mi sordunuz? Bir sorayım, olur mu? Çok ses soracaksın. Buyurun. Evet, sesimizin... Bizans modeli dediğimiz bir model var. Özellikle din devlet ilişkisi bağlamında Bizans modeli. Bu Bizans modeli devletin topluma
ve dine hükmetmesi modelidir. Klasik Bizans modelinde iki tane bürokratik kurum var devletin altında. Bir sivil bürokrasi dediğimiz bürokrasi, bir de dini bürokrasi. 16. yüzyıldan itibaren giderek kurumlaşan yapı budur ve giderek devlet toplumun üzerine çıkmıştır. Ve devlet zamanla toplumunu çepeçevre kuşatmaya başlamıştır. Şimdi bakın 1547'ye kadar Türkiye'de çok güçlü bir ahiri teşkilatı var. Bu şey Türk İslam modelinin ortaya çıkardığı bir modeldir. Mesela bu Urfa'da çok yaygındır biliyorsunuz sıra geçeleri. Sıra geçeleri geleneği ahilikten gelir. Teşkilatın başı biliyorsunuz ahi başı aynı zamanda bir şey efendidir. Ahilik ekonomik değerlerle dini değerleri çok güzel sentezleyen bir modeldir. Kalpte inanç ve ahlak, iş yerinde zeraat ve ticaret, temel slogan budur. 724 tane prensibi var. Ahilik teşkilatına mensup olan birisi, ahiliğin en üst zirvesine çıkmak için 724 tane değerlerin hepsini yaşamak zorundadır. Cömert olacak, kalender olacak, hakşinas olacak, dürüst olacak, eline, beline, diline güven olacak, kalender olacak, cömert olacak, kahraman olacak, gözü pek olacak. Bütün yeterler Çelebi'den, Marco Polo'dan çok daha fazla dolaşmıştır. Çin'e kadar dolaşmıştır, Hindistan, Çin vesaire. Dünyanın en temiz, en kalender, en cömert, en mert, en cengaver insanları Anadolu coğrafyasında yaşarlar. 70 yaş biri, ona nispetle ve ona hitaple yazılmış bir şiirdir. Onu sizinle paylaşayım hepiniz genç olmanıza rağmen, umarım sizin de duygularınıza hitap eder. Yaş 70, tende yaz, serde esen bahar, bıraksan bir ömür, bir asır daha gider. Ey pusuya yatmış sonunu bekleyen asker, daha içecek suyumuz, yiyecek ekmeğimiz var. Ne bu acele, bu telaş, hızlanacak ne var? Dışarıda buram buram hayat dolu bir yaz. Büyüyecek daha ellerimde diktiğim kiraz. O hünap ağacım, nar çiçeğim, kayısı dalın. Tomurcağa duracak izin verirsen biraz. Gidersen yetim kalacak, yeri açan gibi. Yaş 70, 70 gün gibi duruyor tende, serde. Tenimde yolculuklar izler, ruhum diri mi diri. Arzum ne bir cennet, ne bir köşk, ne bir huri. Ömrü geri say, topu topuna 30 yıl geri. Aşkına vuslat edeyim, istemem bundan gaybi. Ben ruhu derviş tavında dövülmüş ihtiyar. Benden sana ne dost olur, ne de yar. İnanmazsan git kime sorarsan sor. O da olmazsa hekimlerin hekimine sor. Beni alıp götürecek ne var, neye yarar? Doymadın mı aldığın bunca can hazı fidan? Aşkın orta yerinde hecesine tam doymadan. İki koca cahil ya o gül yürekli Orhan? Sormadın ne bırakır giden yolcu ardından? Bir asrı devirmeden hiç gider mi insan? Ey sesine uyandın kumral serçe kanarya! Coşkun deniz, esmer toprak, mavi kedim. Saçlarımı okşayan dindin rüzgar ırkertem. Eşim, dostum sizleri bırakıp nereye giderim? Bu kadar kısa, bu kadar genç, bu kadar erken. Hepinize çok teşekkür ederim.